Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Onur Hoca'ya bir yürüyüşe çıkardım. Evet. Onur Soğuk Hocam'la beraberiz. Yoğun, biraz yürüyelim konuşalım. Aynen, kaçalım. Aynen. Şimdi az önce güzel bir muhabbet yaptık. Onu dedim ki kayda alayım. Hocamın fikirleri benim için çok değerli. Aynı zamanda sizin için de değerli. Ben şunu söyledim hocama. Hocam bu sene tıp sıralamaları bence öne gelecek. 4 senedir, 5 senedir aşağı düşüyor. Bir şey her zaman aşağı düşmez. Benim fikrim yukarı çıkacak. Evet. O zaman güzel bir yorum yaptı. Dibi gördü diyorsun. Dibi gördü. Güzel bir yorum yani yaptı hocam. Şimdi burada tabii tıp sıralamaları 30 bine kadar geriledi ama bu ekonomide nasıl güvenli alan, güvenli liman altın diyoruz ya. Evet. Kaan'cığım yani böyle bir kriz mürüz olduğu zaman altın artar değil mi? Güvenli evet, liman. Aynen. Şimdi de ekonomi krizden dolayı şimdi tıp da aslında sayısalda güvenli limandır. Yani tıp bitiren bir öğrencinin mevcut koşullarda işsiz kalması ya da çok çaba sarf etmesi mümkün gözükmüyor. Ondan dolayı ben bu sene tıpa bir ilginin olabileceği, yani 30 binlerde kapattı ama ileri doğru gidebileceği kanaatindeyim. Tıp yazacaklar dikkatli olsun. Bir de tabii burada tek şey deprem bölgesi kontenjanı ayrı var ya. Evet. O deprem bölgesindeki şehirlerde tıp sıralamaları biraz daha geriye düşebilir. Orada biraz daha rahat olabilir ama tabii yoğun ilgi olabilir. Ama bak ben orada Yok Atlas'tan şöyle bir incelemeden bulundum. İşte Adana deprem bölgesi geçiyor. Evet. Adana 250 kontenjandan 200'e çekmiş. 50 tane depremzede kontenjanı vermiş ama geçen sene Adana tıpa Adana'dan sadece Adana'dan 105 kişi yerleşmiş. Hmm. Şimdi belki de Adana'da sıralama aşağı çekmeyebilir. Evet. Öyle ama bir sıkıntı var. Tabii orada bakacağız ama tıp dediğim gibi şey olabilir. Trend olabilir. TM'de de yönetim bilişim sistemleri biliyorsun Kaan'cığım. Yuvarlanmayalım yani, ben buradan. Çünkü yönetim bilişim sistemleri biz Muhammed'le beraber ta bu ilk çıktığı andan itibaren bu bölüm daha kimse bilmezken biz hep önerildik. Bu bölüm gereken yere ulaşacaktı. Ulaştı da zaten şu anda biliyorsun. Bence yükselmeye devam edecek. Yükselmeye devam eder. Yönetim bilişim sistemleri öyle gözüküyor. Hatta oradaki hukuktan kaçan öğrenciler yönetim bilişime yükleniyor. Bu da şundan kaynaklı. Şimdi sayısal da biliyorsun trend ne? Bilgisayar yazılım. Evet. Herkes orada. Şimdi onun TM'deki muadili ne? Yönetim bilişim sistemleri. Yani herkes bir yerden tutmaya çalışıyor. Bilgisayar yazılım orada tutacak. TMC'nin orada tutacağı alan hangisi? Yönetim bilişim sistemleri. Dolayısıyla yönetim bilişim sistemleri de öne doğru sıralama kesinlikle gidecektir. Yani onun için oradaki öğrenciler de dikkatli olsunlar. Şimdi orada bir de şöyle bir şey var. Mesela sayısalda bilgisayar mühendisi dedik ya. Çok enteresan bir şekilde makine mühendisliğinde de çok tercih olmaya başladı. Ben onu da geçen birisiyle konuştum. Savunma sanayi sebebiyle farklı şeyler. Bu sene ben tıp altına makine mühendisliği yazdım birkaç defa. Ya hem o mesela ben bir diğer mühendisliği de şöyle söyleyeyim inşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliğinin biliyorsun genel kontenjanı da düşürdüler. Düşürdüler yani 5 aynen. 5 kadar indi aslında bu büyük avantaj. Evet. Yani Türkiye'de şu an her yerde bilgisayar mühendisliği var. Çok fazla kontenjanla öğrenciler alınıyor ama buna mukabil inşaat mühendisliğine kontenjanlar daraldı. 5000'e kadar geldi. Yukarıya taşıyacaktır. O da zaten geçen sene de biz yükselişi gördük. Bu sene de inşaat mühendisliği sıralamaları öne doğru gidebilir. Ona da dikkat etsin öğrencilerimiz. Peki sence hocam zirvede mi bilgisayar mühendisliği? Evet yani ne açıdan yani? Yani şöyle daha da yukarıya çekecek bu sene değil mi? Yani, geçen seneki kadar yukarı çekiş olur mu? Geçen sene 50-60 çeken. Geçen sene bayağı bir çekti ya bu şeye göre yani zaten bazı üniversitelerde doygunluğa ulaştı. Daha nereye çekecek? onu diyorum yani. Ama arka sıralamalarda mesela 200-250 bandında hep öne doğru ne yapacak? Gidecek. Devam mesela edecek. Bilgisayar mühendisliğinde özellikle doğudaki atıyorum Tunceli Üniversitesi'nde mühendislik kontenjanları dolmuyordu. Evet. Barajından da dolayı biliyorsun. Ama biz onların da artık bir sıralama bandına eriştiğini görüyoruz. Mesela 280-70'lerde kapatmışsa onlar 250'lere doğru da hareketlenebilir. Özellikle bilgisayar ve yazılım yazacak arkadaşlarımız ya burası doğu falan filan demeden 300 bin bandını zorlasınlar. Peki bu eczacılık düşmeye devam eder mi sence? Bence düşmeye devam edecek eczacılık. Bence de. Çünkü eczacılığa ilgi azalıyor, haklı olarak azalıyor. İşte eczane açmada bir sıkıntı olduğu için öğrenciler oradan kaçmaya başladılar. Hı hı. Eczacılıkta da düşüş olabilir öğrenci lehine geriye doğru. Peki diş hekimliğinde? Diş hekimliği bence tıpta konuştuğumuz biraz diş hekimliği için de geçerli. Tıpta ya, da geçen seneye benzer aslında bir sıralama elde edilebilir. Mantıklı. Öğretmenliklerde özel eğitim öğretmenliği. Sözlere geçelim birazcık da. Tabii. Şimdi öğretmenlik. Evet tam sözel dedim. Telefonun hafızası dolmuştu. Bir şeyleri sildim. Yakarsa dünyayı bu sözelciler yakar. Sözel yazı bitiyor. Aynen. Ya, zaten sözelde dediğim gibi eğitim fakültelerinde özel eğitim öğretmenliği yoğun talep alıyor. Aynı talep devam edecektir. Okul öncesi öğretmenliği. Hapşır hocam sıkıntı yok. Siz de evet. Görün gençler. Yani şeyde özel eğitim öğretmenliği trendine çok yaşayacağım. Devam ettirecek. Onun arkasına hemen okul öncesi öğretmenliği geliyor. Eğer bu ikisine sıralaması yetmiyorsa öğrencinin Türkçe öğretmenliği. Türkçe öğretmenliğini de aynen. Buna şey olarak plase olarak yazıyorlar. Onun haricinde maalesef sosyal bilgiler geri planda. Çok yaşayacağım. Onlar da gidecektir. Bir de hani burada dedik ya bilgisayar mühendisliğinin muadili TM'de yönetim bilişim sistemleri.
Sözelde ise buna mukabil ne var? Görsel iletişim tasarım bölümü peki, var. Yeni medya iletişim? Yeni medya iletişim. Devlette onlar, çok yok, vakıfta evet. Çok var. Onları yazsın öğrencilerimiz. Onları tavsiye yazmasın. Ediyorum. Peki ne yazmasınlar? Ne yazmasınlar? Bak ya, mesela o... bu da ters bir soru mesela. Ne yazmasınlar? Ya valla böyle kıyıda yani iyi eğitim, ben burada bölüm söylemek istemiyorum ama boşu boşuna eğitim alabilecek, alacakları, kendilerine hiçbir şey katmayacak şehir ya da üniversiteleri yazmasınlar. Yani burada orada zaten onlar ne küçük şehirlerden var. Kaçalım birazcık aynen. Bence. Güneşte fazla kalmayalım, benim evet. Roza var. Tamam, tamam hemen dönüyoruz oradan çıkacağız. Sıkıntı tamam. Yok. Başka ne eklemek istersin? Dil zaten, dili konuşan bile yok yani dili. Dil zaten 100-200 bin kişi var. Rahat. Ama dilde şunu söyleyebiliriz. Ya mesela bence dilde alternatif diller yani Çince gibi, Rusça Kore. Gibi, Korece gibi alternatifleri yazsınlar. Yani çünkü öğrenci mesela İngiliz dil edebiyatı yazıyor. Zaten dili öğrencisi olduğu için İngilizcesi var. Belli bir seviyede kendisini bir yere getirmiş ve daha da öğrenebilir. 4 yıl daha İngilizce öğrenmenin bir mantığı var mı sence? Yani. Belli bir noktaya gelmişse değil mi? Aynen. İngilizce zaten öğrenecektir. Onun için alternatif dilleri dil öğrencileri yazarlarsa bence daha mantıklı bir iş yapmış olurlar. Doğru söyledin hocam. Kapı açılsın şöyle bir geçelim hemen şuradan kaçalım. Arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa hepsini yoruma yazın. Üniversitekaydemerkez.com'a da girsinler. Kesinlikle. Üniversitelerini oluştursunlar. Akşam inceliyoruz onları. Tabii. Aynen.